Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz toplama işleminin sonucunu tahmin etme. Tahminlerimizi en yakın onluğa yuvarlayarak yapıyoruz. 25 ile 14'ün toplamını tahmin edelim. Bunun için 25'i kaça yuvarlayacağız çocuklar? Birler o zaman da 5 olduğu için 30'a yuvarlayacağız. 14'ü 10'a yuvarlayacağız. Tahminimizi yaptık, 40. Şimdi gerçek işlem sonucunu yapalım. 9, 3, 39. Tahminimiz ile gerçek işlem sonucu arasındaki farkı bulacağız. Bakalım ne kadar yaklaşmışız gerçek işlem sonucuna. Aradaki fark 1. 44'ü 40'a yuvarlıyoruz. 28'i 30'a. Topladığımız zaman tahminimiz 70. 12'nin ikincisi elde var 1. 72 gerçek işlem sonucu. Aradaki farkı bulalım. 2. Sorumuz şu. Bir kazak ve bir pantolon alan biri tahmini olarak kaç lira ödemiştir? Bunu bulmak için pantolonun fiyatını en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 64, 60'a yakın. 36'yı da en yakın olduğu onluğa yuvarlıyoruz. 40'a daha yakın. Tahminimizi yapalım. 6, 4 daha 10. Tahminen 100 lira ödeme yapmıştır. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.